Laiklikten bahsediyorlar. İşte cumhuriyetten bahsediyorlar. Şimdi sadece Türkiye'deki cumhuriyetin bekçileri onlar. Atatürk'ün askerleri onlar. Yani öyle bir algı yönetiyorlar ki toplumda kendilerini haklı gösterebilmek için sadece işte özel yetkili mahkemeler bize kumpas kurdu değil yani. Öteki taraftan bakıyorsunuz ki Büyük Önder Atatürk bile yani bugün kalksa dirilse Fenerbahçe'ye haksızlık yap diyecek. O konuma götürüyorlar. Biz diyorlar Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileriyiz. Atatürk'ün askerleriyiz. İşte onlarla aramızdaki fark şu. Biz Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileri değiliz. Cumhuriyet'i yılmadan bekleyenleriz. Aramızda bir fark daha var. Milli mücadeleyi verip Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran başkomutan Atatürk'ün silahlı kuvvetlerini eğer siz Atatürk'ün askerleri izliyorsanız Trabzonspor'un başında öyle bir başkan var ki o başkomutan Atatürk'ün kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidip 18 ay askerliğini yapmış bir Trabzonspor'un başkanı var. Siz Atatürk'ün askerleri olamazsınız. Çünkü başınızdaki başkan o Atatürk'ün kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahte çürük raporu alıp da kaçan bir adam. Şimdi öyle bir tablo yaratıyoruz ki biz. Ama yani şimdi yani bu... öyle bir tablo yaratıyoruz ki masum bir insan hayır. Paralel devlet geldi, evet. Bir örgüt geldi bunlara başkan, suç atfetti. Bir yani suç, bunlar... Bakın bir suç atfediyorsunuz. Varsa suç gereğini yapsınlar. Varsa adam dediğiniz o söylediğiniz şey işte suç. Burada bir bakın, şey daha söylüyorum. Ama yani bakın. Adam korunaklı mı? Dokunulmaz mı? İşte hayır, hapse atıldı işte. Hapisteyken bakın bu şahıs hapiste yatarken mecliste bedelli askerlik yasası çıktı. Çıkarmasalardı kardeşim. Bakın ya, çıkarabilirsiniz. Bedelli askerlik yasası çıkarabilirsiniz. Türkiye'nin ekonomisine katkı yapacak diye çıkarabilirsiniz. Ama gecenin saat 4'ünde o yasaya sahte çürük raporu alıp da alanlar da bundan yararlanır maddesini koyanlar o dağlarda 20 yaşında kahpe kurşunla ölen o kör be çocuklarımızın kanında bu dünyada boğulması öteki dünyada boğulacaklar. Bak başkan sahte çürük raporu almak suçtur. Değil mi? Evet. Suç mudur kardeşim? Suçtur. Suçtur. Zaman aşımına uğradı herhalde. Eğer bir suç varsa ve siz bunu televizyon ekranından dile getiriyorsanız o suçu var olduğunu bildiği halde o suç hakkında işlem yapmayanlar da suçludur. Sorumludur. Sorumludur, suçludur. Böyle ama yani olmaz. Cezaevindeyken şu avukat aracılığıyla bu maddeden yararlanıp bedelli askerlik parasını ben yatırmadım. Onu bilmiyorum. Ben onları araştırmadım. Benim söylemek istediğim şey... Ya bunu söylememdeki de gaye... Suç isnadı. Yani böyle masum bir algı yaratıp, yani paralel bir devlet çıktı. O paralel devlet bir operasyon yaptı. Paralel... Adil yargılanmıyorum. Bu delillerin hepsi geçersizdir. Biz tertemiziz. Bunu bize bultan takıyorlar. Bunu sadece Aziz Yıldırım söylemiyor. Başbakan da söylüyor, hükümet de söylüyor bunu. Öyle söyle. Evet, 17 Aralık'tan beri bunu söyledi. Evet, bu ülkede bir paralel devlet var. Evet. Bunu kimse inkar edemez. Evet. Niye paralel devlet? Ama, Aziz Yıldırım. Ama paralel devlet Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü ile onun yapmış olduğu şike ve manipülasyonla kazandığı şampiyonlukları ortaya çıkarmak için başka bir görevi mi var? Onların onlara o misyonu yükleyen bu ülkenin güçlenmesini istemeyen insanlar. Eğer paralel güçler dünyadaki güçler o paralel devlete böyle bir misyon yüklemişler. Bu ülkenin üzerinde oyun oynuyorlar. Evet. Bu ayrı bir konudur yani. Bunu şikeyle bağlaştırmak yani o paralel devleti de hakarettir. Hayır şöyle diyorlar. Çünkü onların görevi çok daha kapsamlı bir görevleri var yani. Başka, bu şike olaylarını manipüle etmek değil onların görevleri. Şöyle diyor. Şu nedenle ben de sordum bunu. Yani ben de merak ediyorum bunu. Hakikaten yani niye paralel devletin hiç işi gücü yok da niye sizin bu şikeleriniz, mikelerinizle uğraşsın ki diye sordum. Aynı sizin bu şu az önce söylediğiniz cümlelerle. Şimdi diyor ki yani Fenerbahçe bir güç. Bunun ekonomisi var. Toplumsal etki gücü var. Burayı, bu yapıyı ele geçirmek istiyorlar. Niye Galatasaray'a geçirmiyor, Beşiktaş'a geçirmiyor? Fenerbahçe'ye geçirmek istiyor. Yok yani sadece Türkiye'de yani tek bu dediğiniz potansiyel güce sahip askere yakınım ben diyor. İşte benim diyor generaller, menereller askerim. Böyle diyor yani ben Sayın bilmem. Sayın Coşkun,